Herkese merhaba. Cover Banker Çağ emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Bugün de en yeni gayrimenkul danışmanımız Zekeriya Kaya ile birlikteyiz. Zekeriya Bey, ikiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olmasın diliyorum. Teşekkür ederim. Zekeriya Kaya kimdir? Geçmişte ne gibi tecrübeleri olmuştur? Siz dinleyelim. Tabii ki. Adım Zekeriya Kaya. 89 İzmir doğumluyum. Üniversitede Hacettepe Fizik Mühendisliği'nde başladım. Sonrasında Anadolu Üniversitesi İktisat'a geçiş yaptım. Süreç içerisinde farklı sektörlerde yer aldım. Üniversite öncesinde sebze meyve halinde komisyonculuk yapıyordum. Ticarete o şekilde başladım. Babam aracılığıyla. Üniversiteye geçtiğim zaman otellerde, lojistik firmalarında ve kendimi geliştirerek dijital para borsalarında danışmanlık yapacak şekilde ilerledim. Uzun bir süredir de gayrimenkul sektörünü inceliyordum. Sonuç olarak da burada devam etmek istedim. Aslında bir finans okuryazarlığınız var, doğru mu? Evet. Şu anda bu da sektörümüzde çok önemli. Çünkü biz hem gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyoruz hem de bir bakıma yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin parasını yönetiyoruz aslında. Peki sizin Cover Banker Çavuk'u seçme sebebiniz nedir? Öncelikle gayrimenkul sektörüne askere gittiğim zaman bir yakından bakışım olmuştu. Bundan 3 sene önce. Askerlik sürecinde yakından tanıdığım bu sektöre yaklaşık 1 sene önce de Coldwell Banker bünyesinde bir başlangıç yaptım. Süreç içerisinde hala gözlemlerim devam ediyordu. Aslında bir hedefiniz varsa ve bu hedefe de sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsanız bu işte ortaklarınızı iyi seçmeniz gerektiğini öğrendim. Çünkü eğer ki genel bir söz vardır, Porsche binmek istiyorsanız kartala binenden tavsiye almayacaksınız. Burada gördüğüm en önemli özellik ise ben yıllarca iş hayatında bulunduğum süreçte rahatsız olduğum bir düşünce vardı. Tamam, bir patron kavramı vardır ama patron dediğiniz eğer ki yan binada 3. kata çıkın, sekreter size göstersin diyorlarsa o kişi benim için patron değildir. Benim için patron olan kişi patron nerede dendiğinde arabanın altında denilen kişidir. Yani emek harcayan kişi aslında işine. Yani emek harcayan, onun dışında bir işi üretmek istiyorsanız ve bunu kurduysanız bunun aslında temel yapı taşı sizsinizdir. Bizler de burada bir işletme olarak başlıyoruz ancak bir yere bağlıyız ve bu bağlı olduğumuz yerin ne kadar sağlam durduğunu gördüm. Ne kadar büyük işler başardığını gördüm. Ve burada yola devam etmek istedim. Bu geçmiş tecrübeleriniz, işte finans okuryazarlığınız, ne gayrimenkul sektöründeki geçirdiğiniz bir yıla bakarsak, gelecekteki hedefiniz nedir? Gayrimenkul sektörüne ne yapmak istiyorsunuz Zekeriya Kaya olarak? Öncelikle 2009'da üniversiteyi kazandığımda kendime bir söz vermiştim. Bu hayatta 35 yaşına kadar çalışacağım. Sonrasında da hayatımı şekillendireceğim şeklinde. Şu an bu hedefime 18 ay kaldı. Bu hedefi gerçekleştirdikten sonra da muhtemelen seçtiğim alan, ki birçok sektörü denedim, turizm, lojistik, gayrimenkul. Bu alanları birleştirerek bir takım hani ticari hamleler yapacağım. Onları kurmak için de şu an bir zemin hazırlıyorum. Bu süreci böyle değerlendirerek devam edeceğiz. Umarım çok güzel yerlere gelirsiniz, hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. Tekrardan ekibimize hoş geldiniz. Birlikte daha güçlüyüz.